Sweets kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün yeni sezonun ilk videosunu çekmek üzere buradayız. Yanımızda 3 tane spoilerumuz var. Sağdan başlayacak olursak Özgür, Furkan, Emre, ben ve Orhan var yanımızda. Bu bölümde bu sezonun futbol takımları, bu sezonun ligimizin önde gelen, sonda gelen futbol takımları ile ilgili konuşacağız. Özgür ve Furkan Fenerbahçeli, Emre Galatasaraylı, ben ve Orhan da Beşiktaşlıyız. Ben tek kaldım. Evet, sen bugün tek kaldın. Her zaman olduğu gibi tek başımızdayız. Bugün biraz... 17 kulüp birleşip bir bildiri daha yayınlasınlar, buradan bekliyoruz. Bugün biraz birbirimize böyle kötü kötü yorumlar yapma, hani iyiliklerimizden bahsetmeme, genelde birbirimizin üstüne yürüme tarzı davranışlarımız olacak. Başlayalım o zaman Fenerbahçe'den. Başlayalım abi. Bu sene Fener Ligi bence iyi başladı. Açıkçası diğer takımlara göre bir de ilk 6 haftası Fener'in zor bir fikstürü var. Baktım sana. İlk 6 hafta İstanbul'dan çıkmadı. Başakşehir, aynen öyle yani. Galatasaray ve Trabzon oynadı. Ama işte Fener de genelde Anadolu kulüplerinden çıkmayabilir. Evet, genelde öyle olduğu için yani aslında biz şu an iyi bir puan toplamıştık. Ta ki bu hafta sonuna kadar Antalya maçına tarihin iyi Fener falan değil mi? Diyemeyiz de. Alex'ten sonraki en iyi Fener diyebilir miyiz? Şu ana kadar takım organize edilen ufaklıkları diyemeyiz. Ersun Yanal'ın ilk dönemi daha iyi. Öyle. Tabii Nisan'da gördüler ya şu an. Ama o zaman Mancini Hoca deplasman sorunu vardı. Yoksa o biraz da öyle değil. Fenerbahçe'ye böyle bir ilk olarak birkaç cümleye başladık. Gelelim Galatasaray'a. Bir kısır bir Galatasaray var ortadan. Fatih Terim'le bir kısır bir Galatasaray. Biraz hücum anlamında bayağı sıkıntılı. Ama yani, YouTube anlamında bayağı gelişti Galatasaray. Aynen. Ben de bir çıkılmasıyla. 3 milyon aboneye ulaştık. Bayağı Türkiye'nin en fazla kısır olan. Instagram'da da var yani. Bayağı takip. Sosyal medyada Galatasaray. Sosyal medya demişken arkadaşlar, Instagram hesabımıza ve YouTube hesabımıza kesinlikle takip ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Galatasaray bu sene savunmada da bayağı sıkıntılı başladı. Geçen yıl Lindama ve Marka'ya herkes övüyordu. Bu sene iki sene ikisi başladı. Yani işte bayağı sıkıntılı başladı. Bu sene aslında zaten bence yine hakemlerin destek olmasına rağmen puan kaybeden tek takım Galatasaray yani. Benim son maçta Belhanda'nın penaltısını vermedi. Son maçta hakem kimdi? İstiklal maçı kurdu ama Galatasaray'a. Hani 11 tane yabancısı var ya Galatasaray'dan bir baktım İstiklal Marşı'na okuyor. Avrupa'da ilk 11 yabancıyla çıkan takım kim? Kim? Beşiktaş. O sene ne yaptık? 14. Tamam işte biz de başarılı olmak için. Siz toplayamıyorsunuz, sıkıntı orada var. Türk çıkartın diyoruz. Neyse arkadaşlar, gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta bir daha bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş son. Ayağında en kalsın. Hayır bir dakika. Beşiktaş son 5 yılda altyapıdan yetiştirip yurt dışına sattığı topçu var mı? Peki Beşiktaş'ın son yılda kadrosuna bir tip diye katıp Türk dünya futboluna ve Türk futbolda kazandığı kulüpler hakkında yorumlar. Tamam da biz Türk futbolcudan bahsediyorduk yani o yüzden Türk futbolcu. Cenk Tosun geldi işte. Tamam da hayır altyapıdan yetiştirdi. Hayır Alosun diyorum. Yani, Cenk Tosun Almanya. Sizden kim çıktı bir de? Ozan bir de. Ozan işte. Bu şey var. O da. Matan bir şey. Bir tane adam çıktı. Çıktı mı? O da şöyle bir kumarla çıktı. Gören de 5-6 tane oyuncu çıkıyor. Sakatlıklar, bir tane sakatlıklar falan filan öyle. Ama yeni Türkiye'de genç oyuncu yurt dışına transferleri artmaya başladı. Cengiz ilk başta geldi. Arman ilk geldi, Orhan geldi. Necip mi? Türkiye'den çıkan Türk. Orada adam var. Makedon değil mi? Bir kere hani Elif demişler. Furkan, Elif, Elmas. Kaç milyon gitti? 16-16 uçağa gitti değil mi? Ne yaptı da etti orada? Şu anda çok iyi oynuyor. Yok yok. Allah aşkına yapmayın ya kardeşim. Elif var ya. Bu menajerden bakmışlar. Aynen öyle. Elif bu ülkenin en iyi genç oyuncuları, futbolcular. Elif Türkiye'de hiçbir şey oynamıyor. Bunu kabul ederim. Hiç kez oynamadı. Ama Galatasaray'ın oyuncu yaptı işte. Oynamayan adam bize kilit oyuncuydu. Kilit oyuncuydu Galatasaray. Tamam. Gelelim Beşiktaş'a. Gerçekten kilit de yapacağım. Kilitlik hamlısı. Direkt şey gibi, yani Tolga'ya geldi ya, yüzü forvet, yüzü forvet, gerçekten de yüzü forvet dediler, görüp bir ortalık çektiler. Kesin olur seninkine. Halkaya top gitmiyor. Halkaya top gitmiyor. Adam artık... Sağda da göremiyorum. Hayır, adam orta sahne. Burak'la top gitmiyor. İki maçta iki gol bir asist yaptı şimdi Burak'la. Takımı sırdırdı. Burak top gitmiyor. Ben son iki maçta... Vedat'a da top gidiyor. Penaltı da bize penaltı verdi. Penaltı pozisyonu.
olsun ama. Vallahi bizim de penaltı yedi. Bizim de penaltı. Bizim de penaltı. Bizim de penaltı. Nasıl değil diyorum. Bence yani bilmiyorum. Bakın kameranın önünde farklı konuşuyorsun. Kameranın önünde farklı konuşuyorsun. Daha demin sınıfta nasıl konuştuk? Ama Premier Lig. Hayır ya abi nasıl? Tamam gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş son, hatta son da değil, kulüp tarihinin en kötü başlangıcını yaptı diyebiliriz. Ta ki bu hafta aldığı 3 puanla aldı. Aslında son 5 seneye göre kötü başlangıcı. Yani kulüp tarihini demeyelim. Yani. Kulüp tarihinin en kötü başlangıcı. 6 maç 5 puan almıştı. Kulüp tarihinin en kötü başlangıçlarından biri oldu. Çünkü ben daha kötüsünü beklerdim yani. Neyse. Bu haftaki... Abdullah Hoca bence yani iyi bir sistem oturtmaya çalışıyor. Bakın ben Galatasaraylı olarak da söylüyorum bunu. Ama oyuncu kadrosu değil bence. Oyuncu kadrosu iyi değil. Bir de bizim ülkemizde taraftar hiçbir zaman samimi olmuyor. Mesela Galatasaray, Beşiktaş, Fener. Yani Trabzon'u kapmıyorum bunu. Çünkü Trabzon aslında bu yapılanmaya girdi. Diğerleri desin ki mesela taraftarına biz 5 yıl şampiyon olmayacağız ama 5 yıldan sonra lige ambargo koyacağız. Ama taraftarlar bunu kabul etmez. Her sene başarı bekliyorlar. Büyük takımda olmuyor bu. Aynen. Ama aslında yapılabilir çünkü ekonomiler bayağı kötü. Ya zaten şu düzende sürdürülebilir bir ekonomiyi sağlaman lütfen çok zor yani. Yani yabancılar da çok zor. Bu arada ülke puanımız da sıralamada bayağı tabii aşağı iniyor. Bu arada bu sene İngiliz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Yani bu sene gidecek. 2021 sezonu. Bu sene gidiyor mu? Yalnız hala şansı var. Hala şansı var. Hani Hollanda'ya yakalama şansı yok. Var mı? Hollanda geçti. Geçti de İngiliz. Hollanda geçti. Ukrayna'yı yakalayabiliriz ancak. İnşallah. Yakalayabiliriz ama işte Avrupa'da Beşiktaş, Galatasaray. 8 maçta bir galibiyet falan sonra 28 maçta 2 galibiyet Fatih Terim kardeşim. Şu an ben bu sene gidiyorum. Bu sene 8 maçta bu takımları galibiyet galibiyet. 1 beraber, 2 beraber, 3 beraber. Trabzon aldı. Bir Trabzon aldı. Biz de aldık. Siz de aldınız. 3 tane beraber değil var. Yani işte son saniyede 2 mağlubiyet diyor. Ayrıldı. Ama şöyle bir durum var. Oturmaya çalıştırdı. Oyun günü Abdullah Avcı'nın özellikle bu ayrılığına bence... Şu an görüyoruz. Benim geliyorlar da City... biraz daha ses. Ya biraz oynayayım şöyle, ya. Manchester City... Şu an Moran yapalım. Kesin seneye biz hani birinci olacağız şampiyonlar yapalım için. Yani biraz oyun için şey, mankazını bile gidelim yani. Kaç yıl? Sen bir şey en son kaç yaşındaydı gittiğinizde? Hatırlamaz ki o zaman. Özgür bak şu an devam edersin. Türkiye olan sadece Türkiye mi abi? Ben yanlış mı? Türkiye. Azerbaycan. Karabağ. Avrupa isterse gidebiliyor yani katılabilir. İsterse katılmış abi. Katılabilir. Ama isterim. Ama o zaman şu anda büyük kayıtlar koyacağım. Türkiye'de iki büyük var. Üç büyük yok. Dört büyük yok. İki büyük var yani. Hayda. Ortaya büyük kayıtlar koyduğunu biri kadar şimdi. Diğeri şey. İstikrarı kadar. Şu iki büyük vardı. İki büyük maç yapalım. Kardeş yaptık mı? Böyle kardeş yaptık işte. Şimdi şu Türkiye'de iki büyük vardı da var. Tamam mı? Yanlış abi. İki büyük vardı ve şöyle bir şeyler var. Bu iki büyük maçı çok böyle zevkli geçmesi gerekir. Böyle futbol orada da olması gerekir. Son 10 senede herhalde 4-5 gol ancak çıktı çıkmadı. Hele bu seneki maç geçen sene... Nasıl çıkmadı ya? Geçen seneki maç... Geçen seneki maç 2-2 bitti maç.
Tamam, çok sevdiğim bir maçta maçtı falan. Hasan Ali. Yani bir dakika 55'te Hasan Ali. 55'te Türkler kameralar stadyumu girişe koyduk bu gol ettikten sonra 2-2 biten maç. Tabii siz 3-3 diye bağırdınız onlar 2-2 yaptı. Aynen. Siz de 3-3 diye bağırdınız. Bu arada top taca çıkmıştı. Tacımızı çalmışlar diyor. Kanka şampiyonluk maçında geçen sene biliyorsun ki bizim de topumuz taca gitti. Ama o top hakem karar vermedi. Hakem karar vermedi. Cagney kullandı dedi ki daha oynadı. Aynen öyle çıktı bu görüntü. Caner'den çıkmadı. Bak değiyor top adamına. Aynı görüntü. Ben vereyim mi o zaman? O top Beşiktaş diyor. Ben Beşiktaş'tan devam edeyim. Tamam abi. Şöyle bir durum var. Abdullah Avcı harbiden Guardiola futbolu oynatmaya çalışıyor. Wolverhampton'la oynadık. Manchester City'de Wolverhampton'la oynadık. Biz 90 diyelim, onlar 80 diyelim. Belki 0 yendiler. Ben de söyleyebilirim. Şimdi biz Manchester City'le oynayacak, biz 0 yendiriz galiba. Aynen. Karşı Wolverhampton'a gideyim. Tiler bırakız 91. Wolverhampton. Sizin maçınızda hiç olabildiği değil maç var. Çünkü iki maç üst üste çıkartabilecek bir takım değil şu an. Kanka, kadro değeri 382 milyon. Şey. Kontra ata çok güçlü olan bir takım. Şu an o City maçında oldu. Yani adamlar için açıkçası hani Premier League takipçisi olarak Avrupa Ligi'ndeki o maç önemli değildi. Kendilerini tam olarak Atletico'daki City maçına adamışlar. Ben şu konuda bundan dolayı ben City maçında çok odaklardı. Ben izledim maçı bile. Çok odaklardı. Acayip yani. Ve City'nin yaptığı ilk maçlardaki ilk 20 dakikada yaptığı Walker'ın pas hatalarından dolayı adamlar City kendileri üzerinde baskı hissetti. Ve De Bruyne'nin sakatlığından dolayı oyun kuramadılar. Ardından bize de Necip Gil oyunu sonu. Ardından Necip Gil Wolverhampton baskı üzerine çekti. Bir gol attı. Tekrar hani City'nin artık kaybedeceği bir şey olmadığı için tam yüklenmişken tekrardan bunu söylüyorsun. Ama Wolverhampton'ın kontradan futbol oynadığını söylüyorsun. Evet. Bizim ilk önündeki maçta da hani top hep bizdeydi. Evet, hep onlar 5-3-2 hatta 5-4-1 formatı i̇şte çıktı. İkinci yarı adam Traore'yi aldı. Adam Traore şu an evet, Mbappe ile aynı hızda koşan bir oyuncu neredeyse. Hani hızlı bir oyuncu. O zaten hiçbir şey yok. Ama hiçbir şey yok. İlk önündeki 7-8 gol zaten. Duran toplam bir şeyler oldu. Geldi. Zaten ben şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önündeki maçı adamlar zaten hani artık defans yapalım sadece dinlenelim. Ama şey çıkmıştı. Ben şey... Çünkü ben öyle düşünmüyorum. Performans var bu. Ben Furkan'a şöyle katılıyorum. İngiltere Ligi'ndeki takımlar bu UEFA çok şey sallamıyorlar. Çünkü UEFA'da para desen yok. Aynen. Boşu boşuna yoruluyorlar. Şu an İngiltere ama ilk 11'inden bir tek adamın Traore'yi oynadı. Ya hayır ama 10 kişi kaleci dahil bütün herkes. Zaten 300 haberi bile. Ama şey ben onun sebebini şöyle yani tahmin ediyorum. Wolverhampton bayağı şeydi. Bu sene bayağı kötü başladı lige. O da dedi ki belki böyle bir güçsüz bir takımla yapıyoruz. Bir moralleneyim falan oradan. Daha da kural çekildiğinde Wolverhampton takımı Beşiktaş oynamak için can atıyoruz. O stadın ne olduğunu bilmiyoruz falan diye açıklamalar yapmadı. Sen yedin sonra nasıl paylaştı? Wolverhampton'ın paylaşımları sosyal medyada. Öyle bir şey zaten. Onlara ben öyle çok boşlayacağını falan zannetmiyorum. O maçı sabırsızlıkla bekliyoruz diyen bir takım. Yani biz öylesine geldik. O UEFA sistemimizde değil. Şöyle bir durum var. Manchester City'nin Gökmen gibi olmuyor ama bunu bırakıyor ya böyle sonunda. 5, hani öyle bir kayış üzerinden 5 sene Beşiktaş maçından önce 3.5 falan da öyle. Şimdi Manchester City'nin az kaldığı için 5 üzerinden 10'du ben sana değil. Neden şöyle baktım? Yok işte atmadık da işte 7 City maçının önemi neden 5 üzerinden 10? Onu söyleyeyim çünkü City sahasında geçen sene Ocak ayından beri kaybetmeyen bir takım. Bundan dolayı hani ve sahayı dar eder yani. Ben o takımı destekliyorum Fenerbahçe'de. Ama bu maç acayip bir Fenerbahçe'de mi? Ben Fenerbahçe'de bu sene. Zaten Fenerbahçe'nin kaybetini yaptığı City kaybetti. City'nin kaybetini yaptığı Fenerbahçe kaybetti. Ben şimdi durma. Geçen sene. Kardeş takımı. Furkan'ın hikaye. Kardeş takımı. Kardeşim de öyle. Avrupa'dan bahsetmişken Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray'dan bahsedelim. Hani siz demiştiniz maçın önemli çok şey yapmıyorlar dinlenmeye geldiler. Hakemler sayesinde geçen sene şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'la konuşuyor. Ümit Özdürk Falcao'dan iyi bir kötü hani. Falcao'dan bence şu an kötü biri ligde format olarak az yani. Çünkü Falcao şu an hiç yani kendini gösteremiyor. Tamam, zaten sadece iki kez mi oynadı ya? Topun önüne gelmesinden abi ilk maçta. Bak bir tanesinde çıkar. Ben taca falan vuruyor bir tane. Zaten o gol oldu. İlk maçta aynen. Taca gider gel falan böyle çarpıyor, değişik bir şeyler oluyor. Falcao zaten ligde sanırım iki maç oynadı. Bir tanesi de 1-0
Bir maça oldu kısa paşa maçı. 90'da aldılar. O ilk şey, maçı yeni bulan diye geldi. Aynen kısa paşa maçında gol attı. Tamam. Zaten ne olsun sizin için. Oynamadı doğru. Son 5 maçta attığınız tek gol oydu zaten. Ki hani ligin başından beri Galatasaray'da bir kısırlık, bir gol eksikliği var zaten. Ama ona rağmen evinde Kasımpaşa'ya karşı oynarken bile bir tane atıp sonra pozisyon zenginliği de yok. Aynen. Tamam savunmada çok fazla hata yapmıyor belki. Mustera belki savunmada da kurtarır. Üstlüyor belki şu an. Kurtarıyor olabilir ama hani. Üstlüyor zaten. Kötü bir futbol var şu anda. Aynen bir üstü var. Beşiktaş'taki Karusta, Mustera gibi birazcık olabilseydi. Beşiktaş'ta şu an burada son kaybettik. Biz olabilir. Bu sene 6 maç mı oynadık? 7. haftaya hiç geride oynadık. 7. haftada biz 2 maçta son dakikada gol yedik. Birisi Konya maçıydı. Diğeri de sanırım Malatya maçıydı. Gol yediğiniz maçlar da 1-0'dan 1-1 oldu. Evet, evet. Ya hani takımdaki sıkıntı şu, bir tane attık yatalım derdinde. O sıkıntı. Ama zaten bizde işte, de o kültür olmadığı için en sonunda birine çarpıyor. Sonra da o sorunu var. Aykut Hoca'nın şeyi de var biraz. Hani Aykut Hoca'nın futboluna biraz benziyor. Hani savunma yapalım. Ama savunmada öyle değil. Savunmada şey gol yemeyelim. Bir şekilde gol atarız. Bilinci var şu an Galatasaray futbolcularında. O istisna. Aykut şu an sokaktan bir tane kız çevir, kadın çevir. Aykut Hoca'nın futbol tarzı nedir? Kontratlar. Kadın diyelim. Hani onu söylesek bile o bile söyler hani. Savunma yapalım, gol yemeyelim, gol bir şekilde bulur. Şu anki Galatasaray'da futbolcuların düşüncesi de öyle. Hani gol yemeyelim, bir tane buluruz düşüncesi. Şu an son 5 maçta bir Fatih, var. Hani. Fatih Hoca da kendi şeyini, hatasını üstleniyor. Diyor, ben de hata yapabilirim. Ki yani şu anki, şu an sıkıntı şey aslında. Oyuncular da isteksiz. Şey değil, oyun planı da sıkıntılı. Oyun planı hani Galatasaray'ın oyun planı şudur diye bir şey diyemiyorsun. Galatasaray ligde geçen sene kötünün iyisiydi. Evet evet, aynen öyle. Ya zaten aslında Başakşehir geçen yıl son herhalde 5 maçını yendi. Son 5 haftada yani bir tane yense... 8'de kapanır, 18'de muhabbet işte olur. Aynen işte, orada işte Başakşehir bir galibiyet alsa zaten şimdi Galatasaray şu an baktığımız zaman tam olarak bir maçı da hani böyle maçın tamamını üstlenen, elinde tutan bir futbol oynamadı bu sene. Ama ve kaç kimler var mesela büyük olarak Anadolu takımın dışında Fenerbahçe var. Başka bir kimse yok mu şu an? Malatya, Malatya maçı. Zor dedi. Malatya. Anadolu. Mesela Beşiktaş kimler var şu an? Başakşehir. Yani mesela en zor fikstür zaten bizim olduğunu herkes görebilir. Fenerbahçe, Antalya, ilk Antalya, İstanbul'da çok oynadı. Sadece Antalya, Fahri'nin gibi bir yarış 2 attı yani, dün attı. Ama o maçta bence Atina'nın pozisyonu. Yani bizim bu haftaki Antalya maçındaki pozisyonlar yani, kitap, el oldu. İnsanlara el oldu. Yolunmayın açık açık. El oldu. Bu arada ben bir şey daha söyleyeyim. Bu el olayını geçemiyor musun? Ülkemizde var çok kötü yönetilmiyor. Acayip kötü. Ama Galatasaray için çok güzel yönetiliyor. Ne alakası var? Çok güzel yönetiliyor var ya. Şöyle bir durum var Galatasaray'daki sıkıntı bazında. Geçen seneki olan oyuncular hani kanat profiliyle Hüseyin kanat profiliyle. Aynen öyle. Çok doğru. Yani Babel ne bileyim hani geçen seneki yaptıklarını yapabilecek bir adam değil. Hani beklenti o yönde Fatih Hoca onu istiyor ama Falcao'ya nasıl topla buluşuyor? O film olmuyor. Hani Babel ne yapar? Babel dediğin adam ikinci forvet gibi ceza sahası içerisine girer. Bunu besleyecek adam var. Bir şey söyleyeyim mi? İleride sorsak çıkar. Bunları sorsak. Almayıp bombi salsalar. Şöyle bence şu an bu sorunda bir sıkıntı yok. Ben şu an bence Jack Lee'nin de sıkıntı yok. Jack Lee 3 gol attı 90 dakika oynadı toplam 3 maçtan. Şu an ki tek sıkıntı Onyekuru'nun olduğu. İleriye top götüremiyor Galatasaray. Yani bir ben şey... Belhanda'nın formsuzluğu. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Beyler bakın şimdi bak. Bir kere Falcao'ya diyorsunuz yani ben bizce soruyorum. Ama bak şimdi sen bak Galatasaray'ı ortasına... Ya tamam Beyhan bu işi daha iyi anladın. Galatasaray'ın bir ortasını saysana bak. Selim, evet. Emine, Berkhan'la, evet. Enzonzi. Bunlar hep dünya yıldızı olmuş. Evet. Evet. Peki neden? Yani sence bu adamlar madem dünya yıldızı olmuş da Falcao'ya top atamıyor mu sence? Aslında ben... Şu an işte orada güzel. Falcao'ya da bakmıyor. Ya kardeşim Falcao 3 maç oynadı ya. Abi 3 maç oynadı da ya. Adam antrenman sonra ayın 30'unda geldi. Ağustos'un 30'unda geldi. Ayağını top değmedi ama yani. Ya tamam işte. Şeyde değiyor. Adam değiyor. Antrenmanlarda değiyor işte maç için. Orta sahaya geliyor işte. Bırak Yılmaz da. Bırak Yılmaz sahaya Beşiktaş şu ligin başından bir yana 6. maç, 5. maç ne? Son 5 maçın 6. maçında ne bilmiyorum tam o sayıyı. İlk yarıda bir sadece şut çekememiş. Çünkü ilk yarıda Beşiktaş ceza sahasına girdi. Gol yedik ki 1-2-0 olsun 2-1 arayalım. Beşiktaş'taki futbol buydu.
Ama bak gel dedim Burak Yılmaz'a. Sezon kamp bitiyor, sezon başlayacak, ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat oluyor, ilk 3 haftayı kaçırıyor, geliyor 2 maç oynuyor. Bir maçta ceza almadan düşüyor. 2 maç oynuyor, 2 gol diyor siz. Penaltı mı değil mi bakma. Hayır bak, bak şöyle bir şey yapıyorum. Şey ben forvetlik demiyorum, Andone de oynuyor, o da bir şey yapamıyor. Jackne de oynadı, yani bu sezon 3 tane forvet yaptı. Jackne yaptı, Jackne attı. Bu sezon. Bu sezon Jackne yok. Tamam da Jackne 2 maç oynadı, Falcao 3 maç oynadı. Hayır, sıkıntı şu, bak Galatasaray bu sezon ligde o hücum organizasyonunda 17. sırada. Yani bayağı sıkıntılı. Falcao da sıkıntılı. 16. da Beşiktaş. En az net gol pozisyonuna giren sondan ikinci takım Beşiktaş. Şöyle 11 gol pozisyonuna girmiş 7 maçta. Böyle bir takım mesela hani düşün. Burak Yılmaz penaltı olsa biz de takılır ama bak o ceza sahasında girme olayı. Tamam da biz de girdik bak ben sana ya ben. Beşiktaş alan Şöyle izledik. Beşiktaş alan yer maçı ilk kez. Denizli maçı. Bence işte Denizli maçı. Selçuk. Denizli maçı ilk maçında. Biri atamadı. Hem attı. Ağrı nasıl mı? Ondan sonra bir kaçırdık. Bir bizim zaten penaltımız. Ben bu sonunda bizim zaten penaltımız var. İlk maçın altı da vardı yani yine aynı şekilde. İlk maç bir çok var yani. Bence bak benim demek istediğim hani Falcao gibi bir dünya yıldızı alıyorsan Falcao'nun bir şeyler yapması, ekstra bir şeyler yapması. Başka Messi değil ki bu forvet. Tamam da birader al. Ya biz zaten Messi'den alıp topu kendi gidip gol mü atsın abi? Ya en azından bir şeyler yapmasın. Ama adam zaten ısıtma sahaya geliyor. Ayağına bir top atsın. Duvar atmış gibi top. Evet, duvar yapalım. Duvar yapalım. Tamam geliyor zaten orta sahaya. Yapmıyor abi. Hücumda topla buluşamıyor. Yok, orta sahaya geliyor. Fazla çok kötü. Ben şey yapmaya başladı. İkinci yarıda pas organizasyonunu sağladı. Ne zaman Reis çıktı, Diaby girdi orada bir oraya bir can geldi. Hakemle destek attı. Hakemin desteği mesleği yoktu ya. Enkod'u bir şey demiyoruz. Gol oldu. Diğer golde nasıl? O bir organizasyon var. Burak Ağlar'da kim? İşte bak sen de diyorsun bak ilk yarıda hücumda etkisiz olunca Burak değişecek. Galatasaray'ın sıkıntısı Gomez'de olsak böyle gidiyor. Tabii canım. Oğuzhan bir de ceza sahası çizgisine basıyordu. Hani oraya kadar takım yığılıyordu. Öyle yıkma vardı. Sonra ceza sahası içerisindeydi. Bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. 2 yıl üst üste şampiyon olan kadro bayağı boşluyor. Evet. Sanki bir daha bedava oynayacak. Kiralıkların üzerine bir kadro. Bizdeki kiralık değil de. Peki çok şey oluyor. Soru sorayım. Şimdi böyle tabloya baktığınız yani tabloya bakmasanız bile ligdeki futbol takımlarına baktığınız zaman şampiyon olma kapasitesi kimse. Şu an kimse olamaz şu anda. Bak şu an kimse şampiyon. Kadro kalitesine bakarsan Galatasaray olur. Ama oyun olarak bakarsan Galatasaray asıl olamaz. Ya Pepe'yi de gördüm. Bak ben diyorum ki kadro kalitesi olarak zamanında 2014-2015 sezonunda ya 2015-2016 Beşiktaş'ın ilk şampiyon olduğu sene bu son 2015 yılında 2015-2016 yılında Fenerbahçe'ye kimler geldi? Ben diyorum ki kadro kalitesine bakarsan Galatasaray diyorum. Şu zamanda kadro kalitesine baksaydı Beşiktaş. Ben diyorum ki şampiyonluk kim şampiyon olacak diye sorulduğunda kadro kalitesine bakılmaması lazım diyor. Ya ben de doğru dedim. O zaman Alanya'nın ya da Anadolu takımlarının hiç şansı kalmaz oluyor şimdi. Ama şu an öyle düşünmüyorum. Bursa Spor mu? Ki bu hakemler diye bursa. Kimler şampiyon oldu? Hani kadro kalitesinden. Beşiktaş Galatasaray'ı yırt etmiyor. Bu hakemler diye Alanya'da şampiyon çıkması çok zor. Yok tüm. Neyse arkadaşlar bizi bu zaman kadar izlediyseniz gerçekten helal olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.